Bein Sports ekranlarında bambaşka bir renk, bambaşka bir programla karşınızdayız. Birçoğumuzun belki de vazgeçilmez tutkusu otomobiller, motosikletler ve en önemlisi motor sporları. Bu geniş yelpazede sistemin içindeki tüm detayları program akışımız içinde bulabileceksiniz. Otomobillerin uzman görüşüyle bilmediğimiz yanlarını, göze çarpan, öne çıkan yönleriyle tanıyacağız. Sınırsız ilham kaynaklarıyla otomobilleri tasarlayan ustalar bu programda konuğumuz olacak. Yarışları görüntüleyen foto muhabiri arkadaşlarımızın fotoğraf gözüyle anlatımları, son yılların gözde aktivitesi motor sporlarında simülasyon kullanımı ve ona bağlı oyunlar, profesyonel pilotların kendi simülasyonlarını ne ölçüde kullandıkları gelecek bölümlerimizde. Ayrıca otomotiv sektöründeki son gelişmeler ve motor sporlarında yaşanan hafta sonu heyecanlarından son haberler her hafta ekranlarınıza yansıyacak. Vakit kaybetmeyelim. Bein Garaj başlıyor. Her hafta sizlerle birlikte bir otomobili tanıyacağız. Uzman görüşüyle test edeceğiz ve tüm detayları sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. Akdeniz'in sıcak kanlılığını tüm hatlarına yansıtan, İtalyan çizgilerinin derinleştiği ve yeni teknolojileriyle sınıfının lideri konumunda bir otomobil. İşte ilk sürprizimiz. Evet sevgili seyirciler, Maserati'nin yanına geldik. Stüdyoda anonsunu yaptık. Acaba bu araba nelere sahip, ne özelliklere sahip onu da Ceyhan Eryalaz'la beraber tartışacağız, konuşacağız, sizlere tanıtmaya çalışacağız. Ceyhan abi kim? Ceyhan abi otomotiv sektörünün ustalarından bir tanesi. Yıllarını bu işe emek vermiş. Bundan sonraki programlar için garaja hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Gökhan. Maserati değil, bundan sonraki her arabada beraber olacağız. Seninle teknik analizler yapacağız ama farklı boyutlarda yapacağız. O zaman diyorum ki hadi geçelim şu arabayı beraber tanıyalım. Neler var, özellikleri neler? Haydi keyifle yapalım. Haydi. Abi programa hoş geldin. Hoş bulduk Gökhan. Valla yeni bir motor sporları programı yapacağız seninle beraber. Yıllardır beraberiz. Arabalarda sohbetlerimiz oluyor seninle. Arabalarda, toprak parkurlarda, go-kart araçları başında. Bak bak pistten neler geçiyor bak. Tavuklarla beraber. Yani arabaları beraber her zaman konuşuyoruz. Çok merak edilen noktaları var. O merak edilen noktaları bazen irdeliyor muyuz? Bazen konuşuyor muyuz? Çok da sorgulamıyoruz gibi sanki. Yani
kullanımı güzel mi, konforu iyi mi, tutuşu iyi mi, işte virajlara girerken bizi korkutur mu gibi, yani yüzeysel bazı bilgiler. Birçok konu var ama çok da böyle üstünde durulmuyor diye düşünüyorum ben. Yani evet, maalesef aslına bakarsan otomobil çoğu kullanıcı tarafından A noktasından B noktasına ulaştıracak bir vasıta olarak kullanılıyor. Yani birçok özelliği, para ödeyerek satın aldığı özellikleri çoğunu tanımadan kullanıyoruz. Ya sen araba alırken neye bakarsın? Ya benim için biraz daha farklı. Ben otomobil... Ama sen tabii otomotiv sektörün içindeydin. Sektörün içindeydim. Çocukluğumdan beri bir otomotiv aşkıyla yaşadım. Arabanın ben birinci unsuru güvenlik. İkinci unsuru elbette ki performansı. Üçüncü unsuru olarak da tabii ki tasarım güzelliği. Maserati gerçekten köklü bir marka otomotiv dünyası içerisinde. 1914'te Maserati soyadlı 7 kardeşten oluşan bir aile tarafından oluşturuluyor. En büyük kardeş ilk olarak Bologna, İtalya Bologna kentinde bir atölyede başlıyor. Ardından diğer kardeşleriyle birlikte devam ediyor. Hızla teknoloji geliştiriyorlar. Yani kardeşin merakı özellikle biraz daha performans ve hatta spor, otomobil sporu olduğu için performanslı ürünler ortaya çıkıyor. 1937 yılına gelindiğinde Maserati artık markalaşıyor. Ve Orsi ailesi tarafından, yine İtalyan zengin bir aile tarafından ortaklık kuruluyor. Bundan sonra çok yeni ürünler, yine sportif modeller ortaya çıkıyor ve devam ediyor. 1950 senesinde Formula 1 yarışları ilk defa başlıyor ve 1954'ten itibaren meşhur Formula 1 pilotu Arjantinli Juan Fangio tarafından Maserati ile peş peşe ciddi başarılar elde ediliyor Formula 1 yarışlarında. Ve biz de şu anda Maserati'nin 2020 senesi başında piyasaya çıkardığı Ghibli modelinin hibrit olan aracını kullanıyoruz. Tabii bunun çok büyük özellikleri var ama ben şeyi hep merak ederim. Özellikle araba tasarımcılarının neyden ilham alarak bu body'yi yaptıklarını mesela çok merak ediyorum. Böyle birkaç sohbet oldu. Yani şiir yazmak için başka şeyden ilham alırsın. Ne bileyim, heykel yapmak için başka bir şey. Doğadan çok faydalanıyorlar gibi geliyor bana. Bunu birçok firmada kullanıyor. Birçok designer, araba tasarımcısı da kullanıyor. Özellikle köpek balıkları modelleri çok revaçta gibi. Bu göze hoş geldiğinden mi yoksa... yolu ısıran arabalar mı diyeyim, yani nasıl isimlendireceğiz bilmiyorum ama sanki ondan çok ilham almışlar gibi geliyor bana tasarımcılar. Bu arabada da aslında onu görüyorum ben. Kesinlikle bu aracın tasarımın dış çizgilerinde bu belirgin ortaya çıkıyor. Yani şimdi tasarım otomotiv dünyasında apayrı bir sanat noktası. Tabii ki üretimde, tasarımda belirlenen her unsuru yaratamıyoruz. Bunun çeşitli kısıtlamaları var. Yani rüzgar, hava akışından tutalım da işte can güvenliğine kadar. Ancak mümkün olabileceği kadar tasarlanmış olan ürünü metal haline getirmeye gayret ediyorlar. Dediğim gibi bu aracımız da yandan baktığımızda aslında hem bir limuzin görünümüne sahip, aynı zamanda da çok ciddi bir sportif araç görünümü veriyor. Bu tasarımlarda zaten artık güncel en önemli konumuz çevreyi korumak, performansı yüksek seviyede elde edebilmek için hava akışına izin vermesi. Bu da birazcık damlacık tasarımını getiriyor. Bu arabanın önünden arkasına baktığımızda havanın ne kadar rahat akabileceğini gözle dahi görebiliyoruz. Damla şeklinde diyorsun. Evet. Evet. Artık ufak ufak da elektrikli araçlara geçiliyor gördüğüm kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla. Belki de Maserati'nin bu modeliyle de onlar da bir elektrik modele geçmek üzereler gibi. Yani kesinlikle bu araştırmaların başı model bu içinde olduğumuz araç. Hı hı. Şimdi evet, aynen senin söylediğin gibi çevre problemleri çok yüksek. Şu anda global ısınma adı altında söylenen, şikayet edilen konu çok ciddi. Dünya üzerinde kullanılmakta olan araçların egzoz gazlarından çıkan karbondioksitten
kaynaklanıyor. Şimdi bizim bildiğimiz patlarlı motorlar, içten yanmalı motorlar aslında çok eskiden beri gelen bir teknoloji. Şimdi iki sebep var. Birisi petrol sonu olan bir madde. İkincisi emisyonlarının yani karbondioksit salınımının dünyaya verdiği zarar. Yani bugün şu anda bile içinde bulunduğumuz ortamda ciddi sıcak bir havadayız. Bu sıcak havaya neden olan da sera etkisi, karbondioksitin sera etkisi. Dolayısıyla şu anda çeşitli arayışlar sürüyor. Şu anda elektrikli otomobiller çok gündemde ve hızla gelişiyorlar. Ancak tabii kısıtlı noktaları var. Şu anda henüz pillerle kat edilebilecek kilometreler ve ulaştığı noktada elektrikli otomobilin şarj imkanları gibi. Şimdi buna alternatif olarak markalar hibrit modelleri ortaya sürmeye başladılar. Bu da nedir? Elektrik enerjisini bildiğimiz klasik içten yanmalı motorla birlikte ortak kullanıma sunuyorlar. Önce destek amaçlı. Bir geçiş gibi sanki. Geçiş, aynen öyle. Geçiş gibi. Yani şu anda bu kullandığımız aracın hibrit modeli aslında elektrik enerjisiyle karbon emisyonlarını düşürmek üzerine kurgulanmış bir sistem. Yani hemen nasıl geçelim istersen, bahsedelim. Ne yapmışlar bu arabada? Şimdi bu arabada öncelikle bildiğimiz içten yanmalı 4 silindirli 2 litre normalde bir motorumuz var. Evet. Teknolojik bir motor. Teknolojik benzinli bir motorumuz var. Performans elde etmek için amacıyla araca turbo uygulanmış. Turbo dediğimiz sistemin amacı şudur. Yanma odaları silindirler içine verebildiğince fazla oksijen beslemek ve verdiği oksijenle birlikte yakıtın tamamını yakınını yakabilmek, tam olarak yakabilmek. Ancak şimdi turbonun kısıtlama noktaları var. Mesela düşük devirlerde şu anda kullandığımız 2000 devirde performans veremiyor turbo. Şimdi turbonun performans veremediği noktalarda bu araçta e-booster dediğimiz sistem kullanılıyor. O devreye giriyor yani. Aynen öyle. Bir elektrik motoruyla silindirlere hava beslemesi yapıyor. E-booster o mu demek? E-booster dediğimiz elektrikli hava pompası. Hava pompası. Yani turbo sisteminde egzoz gazlarının basıncıyla çalışan bir kompresör sistemi var. Düşük devirlerde ise direktman elektrik sistemiyle birlikte hava besleyen bir elektrikli pompamız var. Şimdi bu aracın diğer bir özelliği de şu. Şimdi bu elektriği nereden sağlıyor bu pompa? Ama bu manuel değil, bu otomatik. Biz tamamen otomatik. Pedaldan ayağımızı kaldırdığı zaman devreye giren bir sistem bu. Aynen. Bizim manuel olarak müdahale edebileceğimiz bir sistem değil. İhtiyaç duyduğunda kullanıyor diyebilir miyiz? Tamamen araç kendi elektronik kontrol sistemiyle bunu yönetiyor. Kendisi ihtiyaç duyduğu anda bunu devreye alıyor. Fakat bu elektrik pompasını beslemek için 48 volta ihtiyaç var. Biliyorsun otomobiller normalde 12 voltla çalışıyor. Şimdi bu araçta bir de 48 voltluk bir akü var. Şimdi bu akünün de şarj edilmesi lazım. Araç nasıl bunu sağlıyor? Üzerinde BSG denilen, kayışla tahrik edilen bir hem marş motoru hem de jeneratör, elektrik jeneratörü bulunuyor. Sen her ayağını gazdan çektiğin anda bu jeneratör devreye girerek o 48 voltluk aküyü şarj etmeye başlıyor. Bu da önemli. Yani kesinlikle. Biz dışarıdan bu modelinde, hibritte herhangi dışarıdan bir fiş takıp da hani tabiri caizse onu şarj etmiyoruz. Katiyette. Öyle bir özelliği yok. Öyle bir girişimiz yok zaten. Çünkü öyle hibritler var biliyorum diğer evet. arabalarda. O şekilde bir sistem bu arabada mevcut değil. Tamamen kendi elektrik enerjisini kendisi üretiyor. Frenleme anında, yokuş aşağı inişlerde gazdan ayağını çektiğin anda araç otomatik aküsünü beslemeye başlıyor. Ne zamanki tekrar gaza bastım ve de düşük devirden turbo devrine kadar yükselirken doldurduğumuz elektrik enerjisini bu sefer hava pompalamak üzere tüketmeye başlıyor araç. Bunun sahibine faydası ne? Ben aldım bunu. Bana yani, anlattı firmanın pazarlamadaki arkadaş, dedi ki böyle böyle. Bunun şimdi, yani kullanıcıya faydası ne? Kullanıcıya faydası şu. Araçların en büyük problemi düşük devirlerde kalkışlarda zorlanmasıdır. Şimdi bu araç 2 litre benzinli motor 330 beygir güç sağlamakta. Ama bence bundan daha önemlisi 450 Nm'ye kadar ulaşan bir torku var. Şimdi bu araçtaki işte elde ettiğimiz düşük devirlerde e-boosters
desteğiyle elde ettiğimiz tork, arabanın çok seri bir şekilde hareketlenmesini ve hızlanmasını sağlıyor. Özellikle mesela viraj çıkışlarında denemek lazım performans kesinlikle, olarak. Kesinlikle. Aracı aşağı yukarı seninle birlikte bu aracın biz içindeyken 2 ton ağırlığı var. Fakat 2 ton. 2 ton. 1878 kilo çıplak ağırlığı var. İkimiz de herhalde bunu rahatlıkla tamamlayıp üzerine geçiyoruz 2 tonu. Tabii seyahate gidiyorsak valizin var. Valizin şeyler var. Belki başka yolcum var. Fakat buna rağmen bu araç bir kişi olarak düşündüğümüzde, sürücü olarak düşündüğümüzde 0 kilometre hızdan 100 kilometre hıza 5.7 saniyede ulaşabiliyor. Evet. İşte tork. Bu zaten sınıfında en iyilerden biri şu anda. Bir numarası diye biliyorum ben. Özellikle 330 beygir gücüyle kendi sınıfının bir numarası şu anda. Aynen o şekilde. Yani gerçekten 2 litre bir motordan 330 beygir elde edilmiş, 450 Nm tork elde edilmiş. Çok teknolojik bir ürün. Şimdi öyle bir kesim var ki bu teknolojiden korkuyor. Acaba bir yerde kalırsam ben arabaya nasıl müdahale ederim diye. Çünkü bizim zamanımızda biz iki kişi demiri taktı mı o motoru aşağı indirebilirdik. Çok rahat rahat yürütebilirdik tekrardan o arabayı. Şimdi kaputu açmak istemiyorum ben. Tamamen kapalı bir sistem ve teknolojik. Yani aslında tasarımcılara, designerlara baktığımızda, onlarla sohbet ettiğimizde diyorlar ki kullanımı o kadar kolaylaştırdı ki teknoloji. Hani bizim içimize o kadar girdi ki biz artık onların esiriz. Arabanın içinde de artık bu var. Ama benim gördüğüm kadarıyla ne kadar teknoloji girse de güvenlik yine ilk planda tutuluyor. Şimdi aslında Gökhan bakarsak artık bundan sonra otomobillerle sen de daha önce yaptığımız seyahatlerdeki gibi bir sürücü ve bir kopilot lazım. Sadece buradaki Maserati için MIA denilen sistemin kullanılabilmesi için. Mutlaka tabii ki partner gerekiyor diyor. Kesinlikle. Yani seyir halinde kullanımda kesinlikle partner zorunlu. Tabii ki çok beylik şeyleri sürücü rahatlıkla kullanabiliyor. Çok güzel, çok hassas bir dokunmatik ekrana sahip. Ama yani müzik dinleyeyim, oradan navigasyona geçeyim gibi şeylerde kesinlikle bir kopilot bulunması lazım. Tabii ki bu işin espri yanı. Yani fakat araçları sahiplendikten sonra mutlaka bir park alanında durur şekilde bunların kullanıcıları çalışmaları lazım. Bir ders çalışır gibi çalışmaları lazım. Yani bu araba kullanılırken öğrenilebilecek bir sistem katiyetle değil. Hakikaten güvenliği yani tehdit eder. Kocaman bir kitapçık gibi her şeyini bilerek kullanmak herhalde güvenlik anlamında da çok çok önemli. Bunu özellikle belirtelim. Lütfen aldığınız arabaların kullanım özelliklerine çok dikkat edin. Çünkü karşınıza çıkabilecek herhangi bir değişik bir zemin, bir hava koşulu veya buna benzer o kadar çok şey var ki, değişken var ki, bu değişkenlerin içinde arabanızın özelliğini bilmezseniz kontrolünüz ve güvenliğiniz de gider diyebilir miyiz izleyicilerimize? Ya kesinlikle diyebiliriz. Yani kesinlikle. Sizi tehlike bekliyor açıkçası. Lütfen bunu öğrenin. Şimdi profesyonel otomotiv çalışma hayatım süresince benim de gördüğüm olay bu. Araçların kullanım kitapları katı ve katı okunmuyor. Çok küçük bir yüzde bunları okuyor. Yani bazen servislere şikayet halinde geldiklerinde dahi ortaya çıkıyor ki aslında kitapçığında çok açık şekilde anlatılmış ne yapması gerektiği, okunmamış. Yani şu çalışmıyor diyor, onun çalışması için şunun yapılması gerekiyor, kitapta anlatılıyor. Artık bunlar gerçekten arabanın koltuğuna oturayım, marşına basayım ve yürüyeyim gideyim tarzı otomobiller değil. Gerçekten kullanımını, yani en azından konfor unsurlarını kullanımını öğrenmek çok önemli. Ama dediğim gibi bunu seyir halinde katiyetle ve katiyetle değil, bir park alanında boş bir zamanda kafanız karışmadan başka konularla ders çalışır şeklinde çalışılması önemli. Uygulamak da gerekiyor. Yani mesela bu arabanın, biz şimdi teknolojisinden bahsediyoruz, kullanılan cümleler çok önemli. Mesela diyor ki kendi kataloğunda keskin bir yol tutuşu var diyor. Mesela çok performans kullanmamamıza rağmen keskin virajlara giriyorum ben şurada. O yatma, viraj demirinin düzgün olmasıyla beraber çok rahat dönebiliyor. Bu mesela en büyük özelliklerden bir tanesi ve bilinmesi gereken bir şey. Çünkü
arabanın tepkimesini biz bilmek zorundayız. Ya, muhakkak ki. Benim yani, kullanımıma göre bu arabanın tepkisi nasıl? Şimdi zaten arabalarda bu kadar elektronik iç içe girdikten sonrasında bir de artık yapay zeka işin içine girmeye başlıyor. Arabalar senin kullanım tarzını tanımlamaya çalışıyor kendince. Yani sen yumuşak bir sürücü müsün? Virajlara sert mi giriyorsun? Hafif mi giriyorsun? Frenliyor musun? Vites değiştirmeye ihtiyaç duyuyor musun? Bunu araba algılıyor ve senin kullanım tarzına göre kendisini güncelliyor. Ve senin tepkilerine göre araba tepki vermeye başlıyor. Akıllı evler gibi akıllı arabalar var artık. Aynen o şekilde. Ya biz şu anda bunun dışında ama şurada 3 tane mesela tuşumuzu görüyorum. Şu anda biz normal konfor kullanımında seyrediyoruz. Ancak isterseniz aracı sportif karaktere kazandıracak spor tuşu var. Evet, bunları tek tek zaten göstereceğiz. Mesela şurada bir tuşu var. Bu amortisörleri sertleştiriyor. Evet, süspansiyonu. Benim öğrendiğim kadar süspansiyonları sertleştiriyor. Bu ne işe yarıyor? Neye yarıyor? Şu anda mesela biz bu virajlara giriyoruz. Hı-hı. Arabada hafifçe yatmaları hissediyoruz. Yani gövdenin, kütlenin yatmasını hissediyoruz. Biraz öncekinden daha farklı hale gelecek şimdi. Yatmayacak. Kesinlikle arabanın yatmasını engelleyecek. Yani ağırlığın bindiği tarafı, ağırlık merkezinin değişimini mümkün olduğunca engellemeye çalışacak. Hı-hı. Ve sertleşecek. Biz ne hissetmeye başlayacağız bu sefer? Yol hissiyatı daha fazla algılamaya başlayacağız. Arabayla devam edelim özelliklerinden bahsetmeye. Çok şık bir, hani benim de çok hoşlandığım aslında, klasik bir ekranı var. Oradan, evet, o kameradan görebiliyor muyuz? ben, yani benim tarzım, benim sevdiğim ana ekran klasik olmalı diye düşünüyorum. Ya mesela sevgili Gökhan, biraz yaşımızın geriye diyeceğim ben sana burada, ben de aynı şekilde yani o ibreleri göreceğim. Mesela gençler şundan hoşlanıyor. Start stop'a bastığında kocaman bir ekran soldan sağa, sağdan sola gelsin, dijital. Rengarenk kaysın böyle. Görsel olarak gerçekten çok güzel. Bizler biraz daha böyle sadakatli bir kuşağız. Bu ister çalışma hayatında olsun, ister arabada olsun, markaya olsun, televizyon markasına olsun, ne olursa olsun. Aynı şekilde senin söylediğin gibi ben de ya ibreler gözümün önünde olsun. Yani kontağı açmasam dahi ben göreyim, orayı göreyim. E şimdi Maserati ne yapmış? Bizim gibi kitleye hitap etmek için onu koymakla birlikte ortasına da çok güzel bir bilgi ekranı yerleştirmiş. Evet, gayet görünür. Birazdan durduğumuzda tek tek göstereceğiz. Göstereceğiz. Anlatacağız tek tek. Yeni jenerasyonun en büyük özelliği, çok araştırıyorlar, çok inceliyorlar. Çok iyi takip ediyorlar. Çok iyi takip ediyorlar. Ama burada sosyal medyanın bence çok büyük rolü var. Etkisi var. Sosyal medya her şeyi paylaştığı için, yani bizim bu programımız bile bu seneden itibaren Beansports'un bütün programları YouTube'da yayınlanacak. Bu da büyük bir avantaj. Yani yaptığınız her şey, bütün emek aslında bir anlamda da ölümsüzleşecek. Dijital ortama aktarılacak. Eskiden böyle şanslarımız yoktu. Bu da bir avantaj. Çok büyük onlar avantaj, bunu takip ettikleri için de çok rahat öğrenebiliyorlar. Ve bilgi sahibiler. Detaya inebiliyorlar. Ve sorguluyorlar. Çok sorguluyorlar. Çok bu, aşırı bu sorguluyorlar. Bu aslında benim çok istediğim bir şey. Yani sorgulanması önemli. Abi, iş donanımından da bahsetmek lazım biraz. Benim ilk dikkatimi çeken şey, ben biraz aradım aslında, yalan yok. Start stop'u bulabildin mi? Start stop. Genelde hani kolay bir şu bölgede olur diye beklerken bu taraftaymış start stop. Onu buldum. Karbon. Evet, iç dekorasyonda çok şık bir karbon kullanılmış. Anlamlı. Evet.
Kişiselleştirme de sadece iç donanım, deri koltuk, ondan sonra ne bileyim her istediğinizi yapabiliyorlar. Bunu dışarıda da yapıyorlar, o da enteresan. Yani arabanın rengiyle kendine has o DNA'sına uygun bir takım sportif görüntüye de büründürebiliyorlar arabayı. Böyle özellikleri de var. Bu da bence çok büyük avantaj. Yani şimdi arabanın zaten bir diğer özelliği, arabanın sadece seri üretiminde kullanılan robot ön camda kullanılıyor. Onun dışında araba tamamen çok kalifiye işçiler tarafından elle toplanarak imal ediliyor. Banda çıkmıyor yani diyorsun. Bir montaj bantı var. Fakat tamamen kalifiye işçiler, yani geleneksel işçi demeyeceğim, yıllarını vermiş ustalarıyla araba elle toplanıyor. Böyle bir imkan olduğu için de arabaya müşterilerin istekleri doğrultusunda değişik konfigürasyon, döşeme, boya. Yani senin boya, yaptığın arabayla benim yaptığım araba benzemez. Kesinlikle benzemez. Bence güzel. Ceyhan abi, vazgeçmedikleri bir de ikonik bir saatleri var. Her arabasına koyuyor bu saati. O da mesela çok şık bence. Güzel görünüyor. Evet, özellikle analog kimliğiyle birlikte sunmuşlar. Yani hemen altında ekran üzerinde dijital saati de görmemizle birlikte. Ondan vazgeçmiyorlar. Tabii. Ondan vazgeçilmiyor artık. Gene bütün arabalarda var ama benim hoşuma giden bu kulaklar da çok hoş ve her ele hitap ediyor açıkçası. Ayrıca vites değişimi için direksiyonda kulaklar olmakla birlikte vites kolu üzerinden de kontrol imkanını sunuyor araç. Bence zaten çok şık yapılmış bu. Yani çok çok şık. Gözünüzün ucuyla bir kaçamak bakışla da görebiliyorsunuz. Üzerinde ışıklandırma da olduğu için. Bu arada arabanın 8 ileri ZDF otomatik şanzımanı, evet, var. Ondan çok bahsedelim. Performanslı. Bunun avantajı ne sence? Yani tabii ki şimdi tork aktarma şanzımanın başarısına bağlı bir olaydır. Tekerleklere aktarılan gücü taşır. Onun da hızlı ve seri cevap vermesi gerekiyor otomatik şanzımanlar için. Yani bizim testlerimizde de bunu çok rahatlıkla hissedebildik. Vites geçişleri çok hassas, içeridekileri rahatsız etmeyecek şekilde ve çok hızlı şekilde oluyor. Zaten müthiş bir konfor var. O konfora konforluk ekliyor diyebiliriz. Kesinlikle doğru. Ekrana ne diyorsun? 10.1 inanılmaz bir ekran var. Yani bir laptop diyeceğim artık buna ben. Görmemek mümkün değil ekranda bir şeyi. Bütün nasıl söyleyeyim, eğlence merkezini içeride tutmakla birlikte aynı zamanda gerek iOS sistemiyle gerek Android sistemiyle uyumlu olarak çalışıyor. Çeşitli uygulamaları yükleyerekten hiçbir şekilde telefonunuza ihtiyaç duymadan ve hatta kablosuz şarj imkanı sunan bölgede telefonunuzu tutarak burada tüm telefon fonksiyonlarınızı ekran üzerinden kullanabiliyorsunuz. Evet. Sadece bu da değil, aracın konfor unsurlarıyla ilgili bütün kontrolleri de burada bulabiliyoruz. Bastığımız takdirde. Aslında en büyük özelliği var ama Türkiye'de kullanılmıyormuş. Onu da öğrendim ben. Biz cep telefonuna bir app indiriyoruz. Bir uygulama indirerek Connect diye, Maserati Connect diye. Oradan arabanın aslında dışarıdan da kontrolünü sağlayarak her türlü seçimini yapabiliyoruz. Ama bu şu anda zannediyorum GSM operatörleriyle alakalı bir problem gibi görünüyor. Arabada var. Ama onu desteklemiyor operatör. Desteklediği an o da devreye girecek. Devreye girecek. Bu da çok büyük avantaj. Bence cep telefonundan hani bir takım belki arabayı soğutma, koltukları ayarlama. Çünkü bir başka özelliği daha var. Deri koltuklara sahip, çok şık bence dizayn edilmiş, özel yapılmış. Dezavantaj olarak görünüyor ama dezavantajlı değil. Tam tersine büyük avantajı var. Biraz önce sen kullandın, nasıldı? Gayet güzel. Yani biraz konuyu da biliriz ama. Açalım, evet doğru, şimdi özellikle bugünkü gibi sıcak günlerde deri koltuğun insanları terlettiği şikayeti alınıyor. Ancak araçta koltuk ısıtmanın yanı sıra koltuk kliması mevcut. Klimayı açtığınız zaman gayet rahat ve serin bir şekilde deri koltuk üzerinde seyahatinizi yapabiliyorsunuz. Çünkü sonuçta hani birçok araba güneşte kaldığında içerisi ısınıyor. Deri koltuklar da buna paralel ısındığı için hani ben oturmak istemem açıkçası. Şimdi burada benim dikkatimi çeken çok güzel bir özellik daha var. Yani araç içerisinde önemli evraklarınızı veya kişisel eşyalarınızı torpido gözünde koyabilirsiniz. Ancak gördüğüm kadarıyla burada herhangi bir kilit opsiyonum yok. Ama ekranımıza geldiğimiz zaman torpido gözü kilidi seçeneği ile kendi belirleyeceğiniz bir pin ile torpido gözünü kilitliyorsunuz. Pin koduna ihtiyacı var yani. Evet. Ancak pin koduyla açılıp kapanabiliyor.
Çok önemli bir özellik açıkçası. Şimdi araç sadece önde oturanlar için tasarlanmış bir otomobil diyemeyeceğim ben Maserati için. Şöyle bir baktığımda arka her iki koltukta ve ön her iki kapı kenarında kapı kilitleme ve açma kumandaları var. Hı hı. O da yani, enteresan. Aslında olmaz sağ tarafta diyebiliriz. Sadece şoförün seçeneğinde evet. sunuluyor birçok araçta bu merkezi kilit sistemi. Dört taraftan birden bunun yapılabilmesi. Aynı şekilde yine arkadaki yolcuların koltuk ısıtma sistemlerini açıp kapama opsiyonları. Yine artık hani her arabada var diyebileceğimiz ama otomatik kararan dikiz aynamız mevcut. Yan dikiz aynalarımız rezistanslı, herhangi bir buğulanma veya buzlanma çiğ durumunda sürücüyü rahatlatmak için ısıtmalı ayna kullanılmış. De tabii 360 derece bir de sensörleri de var. Yanaşan arabalar sizin sollama yapacağınız arabalar için de yönlendirmeyi direkt yapabiliyor. Bunu rahatlıkla dikiz aynalarından ve ekranda direkt görebiliyorsunuz kullanım sırasında. Yani bir de park yerlerine giriş çıkışlarda özellikle kör nokta kontrolü aracın çok çok iyi. Sadece aynadan gördüğümüz uyarı sisteminin haricinde de geri park yerinden çıkışlarda yaklaşan bir araba olduğunu gördüğünde sürücüyü ikaz eden sensörler var araçta. Ceyhan abi, bu ilk program. İlk programın günahı olmaz. Teşekkür ediyoruz sana. Ben de teşekkür ediyorum. Çok keyifli oldu bu çekimler süresince kullandığımız arabanın keyfini yaşamak da ayrı bir zevkti benim için. Ya dilimiz döndüğünce farklı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Umarız bir şekilde dinleyenlere, izleyenlere, bu işe tutkulu olanlara arabayı tanıtmışızdır diye düşünüyorum. İnşallah sevdirmişizdir. İnşallah. Önümüzdeki hafta başka bir sürpriz arabayla yine bu programımız, bu akışımız devam edecek. Başka bir arabayı tanıtacağız. Başka bir dille, başka bir formatta belki de. Yine seninle beraber olacağız. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sırada Tekno Garaj bölümümüz var. Bu bölümde her hafta otomotiv sektöründeki güncel teknolojik gelişmelerin yanı sıra uzman gözüyle otomotiv sektöründeki dünden bugüne endüstriyel tasarımları değerlendireceğiz. Türkiye'nin bu sektördeki usta isimlerinden biri endüstriyel tasarım uzmanı Enes Elver. Otomobil sporlarının Enes abisi bakın keyifli sohbetinde Bin Garaj mikrofonlarına neler anlatıyor. Enes abi kimin mekanik açıklamasını yapayım. Mekanik bir basit CV yapayım. Eğitimim lise tarafı sanat okulunda geçti. Talaşlı imalat, plastik kalıp ve saç kalıplama metodolojisi eğitimi aldık. Daha sonra üniversite aşamasına gelince de tercihim biraz plastik sanatlar dalında bir akademi ruhuyla tanışmak oldu. Ve Mimar Sinan Akademisi UESYO bağlantılı bir okulda endüstri tasarımı eğitimi aldım. Bu aradaki boşluklarla da piyasada çalıştık filan yani. Endüstriyi tanıdım. Okuldan sonra da işte Hexagon denilen işte Jean Nohme'un tasarım şirketinde bir dönem çalıştım. Özel merakımızla dünyada neler olup neler bitiyor, tasarım nasıl yapılıyor. İşte o zamanlar her gencin hayali İtalyan tasarımcılar çok popülerdi. Bertoni'si, şusu busu, Giugiaro'su falan, Pininfarina'sı. İşte onları takip edip ağzımız sulanarak onlara baktık. Falan. Daha sonra işte teknolojiyle birlikte insanın da dünya görüşü değişiyor. O takip ve merak devam etti. Sonra bir para kazanma faaliyeti olarak işte dekorasyon, fuar tasarımcılığı falan yaptık. Ticari olarak rasyonel değil ama endüstriyel olarak çok şey öğretti bana bu durum, bu tercih. Çok şikayetçi değilim. Ondan sonra da rally dünyasının içinde bulundum. Kopilotluk yaptım. Türkiye şampiyonlarının yanında oturdum. İşi biraz
o açıdan baktık, öğrendik. Rally dünyası. Tasarım evrensel bir olgudur. Hep yani insan için yapılır tasarım. Dolayısıyla böyle bir milliyetçilik duygusuyla falan tasarıma bakarsan çıkamazsın içinden. Çok daraltırsın. Ne demek yani? Ya milli tasarım olmaz, bazı şeyler olmaz. Evet, dünyada tasarım ya mimarlar, meraklı mimarlar ilk eğitmenleri oldu bu işin. Çok kıymetli insandır mimarlar. Ama yani şimdi yani Yıldız Teknik mimarıyla akademi mimarı arasında çok fark var. Yani bir tanesi akademi mimarı, bir tanesi üniversite mimarı. Üniversite meslek sahibi yapar, akademi bir kültürel ruh yapar. Yani verir aynı zamanda yanında. Akademi başka bir kültürdür. O mimardan bahsediyorum. Hem işi bilirler hem de estetik katarlar. Tasarımcılar şapkasını önüne koyup, endüstriyel bir başarıdır ama bunun bu hikayenin içinde tasarımcı, sonuç olarak stilize bir kabuk yapıyorsun, o kabuk üstünden alıyorsun otomobili. Bunu nasıl gördü, başarı bunun neresinde yatıyor? Bu sıkı analiz edilme, yani üniversitelerde sıkı analiz edilmesi gereken bir konu. İşte öyle bir yere parmak bastın ki, bu iş yani öyle televizyon programlarında yani meraklı çocuk hoş olsun diye konuşma, o değil bu. Yani bu bir akademik tartışma. Yani bir tasarımcı biraz iktisat bilmeli, biraz pazarlama bilmeli, biraz psikoloji bilmeli, biraz toplum yani sosyoloji bilmeli falan falan, mesleğine de hakim olmalı ki doğru ürün yapsın. Pazar ne arıyor artık? Ha, Amerika'da şöyle bir profil var yeni nesil. Terlik gibi araba onun için. Marka hiç önemli değil. Mantıklı bir rakam olsun, götürsün getirsin, bozulmasın. Arabasının markasını bile bilmeyebilir yani. Açıyor, biniyor, gidiyor, geliyor. Aslında çoğu böyle. Yoz kültür, red sahip toplumlarda bir statü sembolüne dönüştü otomobil. Onlar başka talepte bulunuyorlar. O statüyü başka yerde almış. Arabasıyla değil yani ama burada biraz başka. Sırada hayata dair ne varsa bambaşka bir pencereden bakan, anı ölümsüzleştiren, kimine göre kendi başına, kimine göre ise kavramsal bir sanat fotoğrafçılık. Motor sporlarındaysa işin anlık kısmı biraz hızlı olsa gerek. Bu bölümümüzde motor sporlarını takip eden, hızlı anları ölümsüzleştiren foto muhabirlerinin fotoğraflarla küçük hikayeleri var. Şu anda Tuzla ilçe sınırları içerisindeki Şelale Eğitim Parkı tesislerindeyiz ve bu tesislerin içerisinde bir karting pisti mevcut. Merhabalar, ben Erkan Ertuğrul. 20 yıldır motorsporları camiası içerisindeyim. Bunun son 15 senesinde yarış fotoğrafçılığı yaptım. Ağırlıklı karting yarışlarında çalışıyorum. Şu anda Türkiye'de yapılan ender yarış türlerinden bir tanesi Dayanıklılık Kupası yarışındayız. Yarışın süresi 8 saat, evet yanlış duymadınız, 8 saat startından finişine. Şu anda yarış halen devam ediyor. Ve bugün sizlere benim fotoğraflarımla bir yarışın hikayesini anlatmak istiyorum. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyelim, hep beraber piste gidelim. Benimle beraber fotoğraf yolculuğuma siz de ortak olun. Karting yarışlarında tecrübe doğru zamanda doğru yerde olmanızı sağlar ve böylelikle en doğru açıda ve güvenli şekilde fotoğraf çekmiş olursunuz.
Beşiktaş'la Volvo Car Türkiye'nin partnerlik anlaşması kapsamında Volvo marka elektrikli şarj edilebilir hibrit otomobillerin teslim töreni Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde düzenlenen özel bir organizasyonla geçen hafta gerçekleştirildi. Beşiktaş için bu özel günü arkadaşlarımız sizler için takip etti. Yepyeni bir birliktelik aslında, süre gelen ve devam eden bir birliktelik. Sizlerle sohbetimize başlayalım. Öncelikle Beşiktaş Kulübü'nden Enis Bey'le başlayalım. Efendim tabii ki Beşiktaş marka değeri yükseliyor ve Volvo da bir uluslararası değer. Dünyanın en önemli markalarından bir tanesiyle birlikteliğiniz devam ediyor. Yorumlarınızı rica ederim. Volvo'yla yaklaşık 3 seneden beri devam eden bir birlikteliğimiz var. Biz geldiğimizde, yaklaşık 2 sene önce yönetime geldiğimizde kendileriyle anında hemen iletişime de geçmiştik zaten. Birlikteliğimizin devam etmesi yönünde. Ancak bu böyle düpedüz devam eden bir birliktelik olmadı. Gelişti. Yepyeni boyutlar katmaya çalıştık ve bu şekilde yeniledik. Biz de kulüp olarak sürdürülebilirlik anlamında çok ciddi adımlar atıyoruz ve Volvo ile birlikte bu sezon bu yenilenme sürecinde öne çıkardığımız öğe sürdürülebilirlik ve küresel ısınma ve olumsuz etkilerine karşı dünyada kulüpler ve üreticiler neler yapabilir? Ortaklaşa istişarelerde bulunarak bu sene elektrikli araçları ön plana çıkararak bir birlikteliğe adım attık. İnşallah işte az önce Türkiye Genel Müdürü beyefendinin de aktardığı gibi işte 2030 yılına kadar neredeyse tamamını elektrikli araçlar oluşturacak Volvo'nun portföyünün. Biz de burada kulüp olarak onların yanında olmak adına mutluyuz ve keyifli bir birliktelik. Bizim için de anlamlı bir birliktelik. Umarım bu birlikteliğimiz uzun yıllar devam edecek. Size de soralım, tabii ki Beşiktaş Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi bir diğer tarafta da. Volvo olarak küresel ısınmaya da çok önemli bir noktada bakıyorsunuz. Elektrikli araçlar artık gündemi sarsacak gibi gözüküyor. Sizin yorumlarınız gerek sponsorluğa gerek tabii ki bu görüşe. Aslında şunu söylemem lazım. Biraz önce sizin de söylediğiniz, Enis Bey'in de söylediği gibi aslında burada önemli olan topluma bir fayda sağlamak. Herkesin kendi adına bireysel olarak yapabileceği o kadar çok şey var ki ve aslında bu damlalar bir araya geldiğinde gerçekten çok büyük bir etkisi ortaya çıkacak. Dolayısıyla bunu duyurmak adına aslında Beşiktaş ve Volvo'nun birlikteliği o kadar güzel bir birliktelik ki. Zaten herhalde toplumla ilgili kaygılarımız olduğu zaman Beşiktaş bununla alakalı sesini yükselten, bir aksiyon alan, buna önem veren en önemli takımlardan, markalardan bir tanesi, oluşumlardan bir tanesi aslında. Aynen sizin söylediğiniz gibi 3 yıldır bir beraberliğimiz vardı. Şimdi artık bunu bir adım daha öteye götürmek istiyoruz. Dünyanın en güvenli otomobilleri dediğiniz zaman Volvo akla geliyor. Ama artık hani insanların güvenliğini düşünürken biraz gezegenin de güvenliğini düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığınızda hem Beşiktaş futbol takımı oyuncuları hem yöneticilerinin elektrikli şarj edilebilir hibrit otomobilleri kullanması ve bu kapsamda katkılarını birkaç adım öteye götürmeleri bizim için çok değerli. Ve dolayısıyla hani sadece kendi bireysel katkılarının dışında aslında bunun toplumda algısını da yükseltmek açısından çok değerli. Hepimiz sorunun bir parçasıyız ama aynı zamanda çözümün de bir parçası olmamız çok değerli bu noktada. İstanbul Boğazı spor dünyasının vazgeçilmez unsurlarından biri, iki kıtayı birleştiren özelliğiyle profesyonel sporcuların her daim hayallerini süslüyor. Maratondan tenise, Formula 1'den su sporlarına kadar birçok spor performansıyla iki kıta geçildi bugüne kadar. Dünyaca ünlü serbest stil motocross efsanesi Robbie Madison da performansını İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirdi. Thank you.
İstanbul Boğazı bugün çok önemli bir etkinliğe sahne olacak. Avustralyalı motokros efsanesi Robbie Madison, özel yapım motoruyla beraber su üzerinde kıtalar arası geçiş yapan ilk sporcu olacak. Super excited. You know, Istanbul is like a second home to me. I spent a lot of time here with Skyfall, doubling James Bond. I've been here many times and it's such a beautiful city and I really love the Turkish people. So I'm just super stoked that Big Bold and Aljita has allowed me to make this dream a reality. To ride from Europe to Asia is a dream beyond my imagination. I'm so happy and so happy to share it with the people of Turkey. Son derece heyecanlıyım. Aslında İstanbul benim ikinci memleketim, ikinci evim gibi. Daha önce Skyfall filminin çekimlerinde James Bond'un dublörlüğünü yapıyordum ve Türk halkını çok seviyorum. Burada yaşadığım deneyimler benim için çok değerli ve Agida'ya ve Big Bold'a bu hayalimi gerçekleştirdikleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Bu gerçekleşen hayali Türk halkıyla paylaşmak benim için çok değerli. Beyin Sports ekranlarında yepyeni bir programda yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Haftaya bambaşka otomobiller, sürüş deneyimleri, zengin içerikle yine karşınızda olacağız. Programa dair duygu ve düşüncelerinizi sosyal medya hesaplarımızdan bizlere gönderebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.